organizasyonunda özellikle sanatı ve kültür o nedenle Türk sineması bugün hala ayakta. Çünkü halkın yaşı ameliyat geçirdi ve bu süreçleri benim için dua ettiniz. Hepinize, her birinize kendimi öylesine güçlü hissettim ki bana bir şey olmayacak, ben iyileşeceğim dedim ve iyileşmediğim diye katlan ve büyük bir ilgi görüyor. Bu çok önemli bir şey. Kültür ve sanatla ilgilenmek, ona kulak vermek, onu izlemek, onun bir parçası olmaya çalışmak gerçekten sizleri kutluyorum. Anlamını bir kez daha bize hatırlatan çok önemli bir oldu. Sanat olmasaydı eğer gerçekten çok kupkuru bir hayatımız olurdu. Estetikten, güzellikten, dostluktan, barıştan belki söz edemeyebilirdik. Sanat bizim duygularımıza hitap ettiği kadar düşüncelerimizi de elbette ki olgunlaştırıyor. Sanatın hangi dalı olursa olsun, böylesine sanat eserlerinin izleyicisi her zaman çok daha ahlaklı, çok daha ince düşünceli, çok daha insansever, çok daha vatansever, yardımsever insanlar oluyorlar. Aslında biliyor musunuz, Mustafa Kemal Atatürk'ün sinema ile ilgili sözleri benim hep kulaklarımda. Öylesine güzel sözler etmiş ki, izin verirseniz bir kez daha okumak istiyorum ve hep beraber bunun üzerine bir daha düşünelim. Çünkü bu sözler benim mesleği sevmeme, benim sinemayı seçmeme, benim sinema sanatının gücüne inanmama sebep oldu. Yaşamım boyunca sadece inandıklarımı yaptım, inandıklarımın arkasında durdum. Ben ne kadar çok vatanını seven, vatanına karşı kendini borçlu hisseden, bu ülke insanına tapan, saygı duyan ve bu ülke insanının huzuru, rahatı, gelişmişliği, için çırpınan bir yüreğim var. Elbette ki sözünü ettiğiniz çözüm süreci döneminde ben de bu ülkenin barışı düşünen, barış olsun bu ülkede diyen insanlarından biriydim. Dolayısıyla bir görev üstlendim. Üstlendiğim görevde benim bu kalbimdeki bu barış duygusu her bir vatandaşın kalbinde var mı? Bunu öğrenmek, bunu anlamak, bu talebi eğer varsa yukarıya, idarecilere, yöneticilere iletmek, başbakana iletmek adına bir kurul oluşturdu ve bu kurumla beraber Türkiye'ye gezip Türkiye'de insanlar nasıl bakıyorlar diye. Bu görevi yaptığım için ben çok müşteriyim. Bu bir vatan göreviydi. Vatanımın huzuru, vatanımın insanın huzurunu düşünerek yaptığım bir şey. Bu arada bunu siyaseten ele alıp ben sanki bir siyasetçiymişim gibi eleştirenler oldu. Halbuki ben sizler gibi herhangi bir vatandaşıyım bu ülkenin ama sorumluluk hisseden bir vatandaşıyım. Çünkü 55 yıldır halkın karşısında bir güven kazanmış, itimat kazanmış, istikrarı olan bir insan olarak tanımlıyorum. Dolayısıyla ben bir pişmanlık duymadım, duymuyorum. Pişmanlık duymam için bir tek neden bana gösterebilirsiniz. O da ne yazık ki bu iyi niyetin, bu yıllarca 40 yıldır bu terör belasının ülkede yarattığı, ülkeye verdiği zararı ne yazık ki durdurmak için iyi niyetle yapılmış bu hareketin karşılığı ne yazık ki anlaşılamadı. Kim kaybetti? Onlar kaybetti. Biz kaybetmeyiz. Hiçbir zaman da kaybetmeyeceğiz. Belki de daha da güçlü olmamızı sağladı. Teşekkür ederim. Anıtkabir'de Atatürk'ün huzurunda annem bana
an içinde. Aynı az önce sana sorduklarım soruları sordu. Bana söz veriyor musun Atatürk'ün huzurunda? Bu ülkenin en büyük sanatçısı olacaksın. En iyi sanatçısı olacaksın. Yaptığın işi en iyi yapan insan olacaksın diye ben de söz veriyorum, söz veriyorum, söz veriyorum demiştim. Şu yaşadığımız an bana onu hatırlattı, canım gibi. Cumhurbaşkanlığı Bilim Kültür Sanat Kurulu üyeliğine seçildiniz. Neler söylersiniz? 55 yıldır sinemanın, sanatın içinde bir insan olarak böyle bir göreve beni layık gördüğü için öncelikle Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Şimdi kurul olarak ilk toplantımızı henüz yapmadık. Bir araya geldiğimiz zaman bir görev dağılımı olacak elbette. Ve ben desteğim sinema, ben sinema sanatçısıyım. Elbette ki planda benim için sinema. Neler yapmayı planlıyorsunuz size yapacağınız bu kapsamda? Planlarımızı zamanı geldikçe peyderpey açıklayacağız. Teşekkür ederim. Çocuklarımızın hani bu duygularla, bu düşüncelerle sadece o dizi sektöründeki o hayal dünyasıyla eğer yetişirlerse bize iyi bir rol model olduğunu düşünüyorum. Ondan dolayı. Benim ismim Hüsnü Sinizden esinlenerek koymuş. Bu kalpte ya hissedersiniz onun gerçek olduğunu, samimi olduğunu. Sevgi ağlayanı sevgi aksiyonu yazar mısınız? Sevgi aksiyonu. Evet, teşekkürler. Buyurun, röportaj için bekliyorlar.